Arthur Gatter. Frankfurt'ta çekiç katili lakaplı Arthur Gatter, 1990 yılında şehrin parklarında 6 evsiz ve 2 eşcinseli öldüren bir Alman seri katildi. Cinayetler 1 Şubat ile 22 Mayıs 1990 tarihleri arasında Frankfurt'un çevresinde meydana geldi. O zamanlar 1990 yılının bahar döneminde Berlin Duvarı yıkıldıktan birkaç ay sonra Doğu Batı Almanya arasında birçok göç olmuştu. Ve çoğu insan arkadaşları veya akrabaları ile birlikte yurtlarda ve acil durum barınaklarında barınıyordu. Yaklaşık 1000 kişi de sokaklarda yaşıyordu ve bunların çoğu şehir merkezinde ana istasyon, Zeil ve fabrika arasında yer alan halkada kalıyorlardı. Arthur Gatter 24 Mart 1940'ta Konstanz Gölü yakınlarındaki Ravensburg'da doğmuştu. Ebeveynleri ayrı yaşıyordu. Babası alkolik bir adamdı, annesi ise evlere giderek temizlikçilik yapıyordu. Arthur Gatter pek fazla dikkat çekmeyen yalnız bir öğrenciydi. Okul hayatı boyunca sadece Dieter isminde bir arkadaşı vardı. Arthur okuldan sonra bir elektrikçi dükkanında çıraklık yapıyordu. Ve okuldaki tek arkadaşı Dieter 19 yaşındayken Almanya'da yaşadıkları sefil hayatlarından bıkarak birlikte Avustralya'ya göç etmeye karar verdiler. Birkaç yıl oralarda dolaştılar ve ardından bir iş bularak çalışmaya başladılar. Ancak birkaç yıl geçtikten sonra arkadaşlıkları bozuldu. Arthur Gatter Almanya'ya geri döndü. Arkadaşı Dieter ise Avustralya'da kaldı ve bir daha ondan haber alınamadı. Arthur Gatter 1962'den itibaren Almanya'da çoğunlukla Frankfurt'ta farklı adreslerde kalıyordu. Yurt dışındaki montaj hatlarında çalışıyordu. 1980'lerin ortasında durumu dramatik bir şekilde kötüleşecekti. İleriki dönemde yapılan sorgulamalar sırasında kafasındaki seslerin giderek daha şiddetli hale geldiğini söyleyecekti. Arthur Gatter artık iş aramıyor, Wilhelm Leschner Strasse'deki mobilyalı tek odalı dairesinde tek başına kalıyor ve daha önceki çalıştığı işlerden biriktirdiği birikimleriyle geçiniyordu. Ancak Arthur Gatter'in psikolojisi yerinde olmadığı için yaşadığı apartmanın merdiven boşluğundaki camları kırıyor, pencerelerin önüne yiyecek artıkları bırakıyor ve oldukça gürültü yapıyordu. Bu nedenle tüm komşuların şikayette bulunması uzun sürmedi ve bir süre sonra da ev sahibi ona fesih ihbarnamesi göndererek evden çıkartacaktı. Hatta ilginç bir şekilde Arthur Gatter henüz cinayetlerine başlamadan 2 yıl önce 9 Temmuz 1988'de Bonheim'da tutuklanacaktı. Birkaç arabanın lastiklerini deldiği tespit edilmişti ve görgü tanıklarının beyanları sonrasında gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemede yargıç Arthur Gatter'in psikiyatrik muayeneden geçmesine karar vermişti. Amaç hastanın toplum için risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirmekti. Ancak rapor olumsuz gelmişti ve toplum için o dönem tehlike arz etmedi kanaati oluşunca serbest bırakılmıştı. Arthur Gatter'in cinayet serisi Şubat 1990'da başlayacaktı. Kafasının içinde duyduğu sesler üzerine bir çekiç alıp ve bir kurban aramak için istasyon bölgesine doğru yola koyulacaktı. Arthur Gatter gözüne bir evsiz olan 43 yaşındaki Heinz Peter S'yi kestirmişti. Evsiz adam yaklaşık 10 yıldır Frankfurt'ta yaşıyordu ve en az son 3 yıldır sokaklarda kalıyordu. Başka insanlarla iletişim kurmaktan kaçınan yalnız bir adamdı. Frankfurt Hof'un arka tarafındaki Weißfrauen Straße'deki pasajların altında kamp kurarak geceleri kalıyordu. Pek güvenli bir bölge değildi. Gece sarhoşlar ve serseriler bu bölgeye geliyordu. Bazen sırf eğlence olsun diye serseriler Heinz Peter S'nin üzerine işiyorlardı. 1 Şubat 1990 akşamı bulutlu ve yağmurlu bir geceydi. Arthur Gatter onu bulduğunda Heinz Peter S bankta uyuyordu. Arthur, evsiz adamın yüzü tanınamayacak kadar sakatlanana kadar yumrukladı ve tekmeledi. Sonra ise çekiciyle vurarak adamı öldürdü. Weißfrauenstraße'de birkaç saat sonra geçen bir güvenlik görevlisi 43 yaşındaki evsiz Hans Peter S'nin cesedini buldu. Saldırı şehirde dehşete neden olmuştu. Şiddet içeren suçlar 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında Frankfurt'ta olağan dışı değildi. Ancak Heinz Peter S'ye uygulanan vahşet emsalsizdi. Heinz Peter'in hiç düşmanı yoktu ve ondan hiçbir şey çalınmamıştı. 43 yaşındaki adam kafatası kırılmış ve hayatını kaybetmiş olarak bulunmuştu. Aradan geçen 6 günden sonra 7 Şubat 1990 tarihinde bir başka kurban 22 yaşındaki Kurt Helmut H. olacaktı.
Eşcinsel olan Kurt Helmut H. o gece bir bardan sabaha karşı ayrılıyordu. Arthur Gatter genç adamın peşine takılmıştı. Şehrin içindeki parklardan geçerken adama saldırdı ve çekiç ile başından ölümcül şekilde yaraladı. Daha sonra ise Kurt Helmut H.'yi öldürerek olay yerinden uzaklaştı. Kendisi evsiz biri değildi. Bu nedenle başlangıçta ilk kurbanla arasında herhangi bir bağlantı kurulamamıştı. Hans Peter ise parkta bir bankta uyurken, Kurt Helmut H. ise gece kulübünden çıktıktan kısa süre sonra saldırıya uğramıştı. Her ne kadar iki cinayet farklı gibi de görünse, birkaç gün içinde yaşanan iki çekişli cinayet şehri adeta felç etmişti. 2 Nisan 1990 tarihinde ise sıradaki kurban Helmut R. adındaki evsiz bir adam olacaktı. 32 yaşındaki adamın 5 yıldır sokakta kaldığı ve aylarca otobüs durağında uyuduğu söyleniyordu. Bir gece yine durakta uyurken avını aramak için aramaya çıkmış olan Arthur Gatter adamın arkasından yaklaşarak kafasına indirdiği çekiç darbeleriyle hayatına son verecekti. Rheine-Grabenstraße'deki Ostseil otobüs durağında sabah saat 5.40'da bir otobüs şoförü otobüs durağının bankında evsiz Helmut Rey'nin kanlı cesedini bulacaktı. Aradan geçen bir gün sonra 3 Nisan 1990'da Eschenheimer fabrikası yakınlarında iki kurban daha öldürülmüştü. Polis bu durumu artık daha fazla tahammül edemiyordu ve olayların bir seri katil işi olduğu açığa çıkmıştı ve komiser Karl-Heinz Wagner başkanlığında kurbanlarını çekiçle öldüren bir seri katil olduğu için çekiç adlı özel bir operasyon birimi kuruldu ve önlemler alındı. Cansız mankenler potansiyel kurbanlar olarak park banklarına yatırılıyordu ve sivil giyimli evsiz kılığındaki polis memurları suçluya tuzak kuruyorlardı. 4 Mayıs 1990'da sıradaki kurban 46 yaşındaki Hans Peter M. isimli bir evsiz olacaktı. Uyumak için Rheinland-Grabenweiser'daki Obermeinenlage'de bir parka gelip banka uzanmıştı ve kahverengi yünlü bir battaniyenin altında uyuyordu. Arthur Gatter'in çekici, şakağına çarptığı an anlık bir uyanma yaşasa da kısa sürede bilincini kaybedip hayata gözlerini yumacaktı. Cesedi sabah 7.30 civarında kanlar içinde bulundu. Cinayet masası şefi olay yerine geldiğinde kanın metrelerce uzağa sıçradığını söyleyecekti. 5 Mayıs 1990 tarihinde ise 60 yaşındaki Engelbert G. ile 42 yaşındaki Nikola Z. yaklaşık 50 metre arayla hayatını kaybetmiş olarak bulunacaklardı. Kan lekeleriyle kaplı bankın yer aldığı olay yeri fotoğrafı eylemin vahşetini gözler önüne seriyordu. Bu 24 saat içinde 3 evsizin öldürüldüğü anlamına geliyordu. Zalim fail toplamda 6 kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasından sorumluydu ve evsizler arasında korku yayılmaktaydı. Polisler önlem olarak ilave evsiz barınakları sağlanacağını ve kamera ile gözetlenen güvenli metro istasyonlarının gece uyku alanları olarak açık kalacağını bildirmişlerdi. Polis suçluyu suçüstü yakalamak için gözetleme teknolojisi de kurmaya başlamıştı. Parklardaki kuş evlerine ağaçlara gizli kameralar monte ediliyordu. Ancak dağınık park ışıkları yüzünden bazı bölgelerin karanlık olması ve dönemin yetersiz kamera teknolojisi soruşturmayla ilgili görüntülerin çekilmesi için yeterli değildi. 20 Mayıs 1990 tarihinde ise Brezilyalı eşcinsel ve evsiz olan Anderson S. sıcak bir Mayıs gecesinde parklarda gezerek sevişebileceği bir adam arıyordu. Bu durum Arthur Gatter için bir fırsat yaratmıştı. Anderson S.'nin yanına giderek onunla tanıştı. Anderson S. Arthur Gatter'e daha özel konularda görüşebilmek için çalıların arkasına gitmeyi teklif etmişti. Arthur Gatter genç adamı çalılara kadar takip ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla Anderson S.'yi bıçaklamaya başlayacaktı. Ancak henüz ölmediğini görünce bu defa kendisiyle özdeşleşen çekicini çıkartarak adamın hayatına son verecekti. 22 Mayıs 1990 tarihinde ise Heinrich O. çekiç katilinin soğuk kurbanı olacaktı. Olayı gören bir mahalle sakini durumu polise bildirdi. Cinayetten sadece 12 dakika sonra Arthur Gatter civar bölgede görülerek tutuklandı. Sorgulama ve olay yeri incelemesi sırasında yaptıklarını detaylı bir şekilde anlatmıştı ve pişmanlık duymuyordu. Uyuyan kurbanlarına sessizce yaklaşabilmek için kauçuk tabanlı ayakkabılar bile almıştı. Müfettişler konuşmalarda Gatter'in son derece sakin olduğunu ve artık her şey bittiği için rahatlamış göründüğünü söylüyorlardı. Ve gerçekten de Arthur Gatter verdiği ifadesinde cinayetleri isteksizce işlediğini, sesler yüzünden buna mecbur kaldığını ima etmeye çalışıyordu. Direnmeye çalıştığını söylüyordu ancak başaramamıştı. Tutuklanmasından bir gün sonra Arthur Gatter kapalı bir psikiyatri koğuşuna götürüldü ve kısa bir süre sonra da Giessen'deki adli psikiyatri koğuşuna
götürüldü. Burada yapılan incelemelerde kendisine ağır paranoid şizofreni teşhisi konuldu. Bu arada mahkeme ve yargılama süreci devam ediyordu. Duruşmalara psikiyatri koğuşundan getirilip götürülüyordu. 12 Aralık 1990 tarihinde ise hücresinde gazlı bezlerle kendini asmış bir halde intihar etmiş olarak bulundu. Bu yüzden yargılamalar esnasında kendi hayatına son verdiğinden hakkında hiçbir zaman nihai bir mahkumiyet kararı verilemedi. Thank you.